GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ve ayın son işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda özellikle dün petrol ihraç eden ülkeler örgütünün almış olduğu kararların etkisinin hissedilmeye devam edildiğini ifade edebiliriz. E, OPEC dün e, Petro fiyatlarındaki düşüşe rağmen üretimi azaltma kararı almamıştı ve bu paralelde de petrol fiyatlarında Haziran ayından itibaren başlayan düşüşlerin ivmelendiğini, aşağı yönlü hareketlerin hız kazandığını görmüştük bir miktar daha ve petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyelerindeki işlemlerini genişletmişti. Kayıplarını genişletmişti. Bugüne baktığımızda ise Avrupa Endekslerinde enerji e, üretimi yapan şirketlerin hisselerindeki kayıplarla birlikte aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğunu görüyoruz. Düşen petrol fiyatlarının bu şirketlerin değerlerini de olumsuz yönde etkileyeceği yönündeki düşünceler satışları getiren önemli temel gelişme olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Diğer taraftan Gün içerisinde açıklanan rakamlar vardı. Bunlardan yurt içinden gelen, yurt içi e, piyasalar için önemli olan dış ticaret rakamlarını izledik. Dış ticaret açığı Ekim ayında %15.8 azaldı ve 6 milyar 252 milyon dolara geriledi. Beklentilere baktığımızda 6.7 6.5 milyar civarında bir tahmin olduğunu görmüştük ilgili döneme ilişkin dış ticaret açığında. Fakat tahminlerden daha iyi bir rakam gördüğümüzü ifade edebiliriz. Diğer taraftan günün ilk saatlerinde Almanya'dan, İngiltere'den gelen veriler yine gündemdeydi. E, Almanya'da perakende satışların %1.9'luk bir artış kaydettiğini gördük. E, Eylül ayına ilişkin açıklanan rakam, Ekim ayına ilişkin açıklanan rakamda. E, bu da piyasa beklentilerin üzerinde gerçekleşti. E, İngiltere'den ise ulusal konut fiyatı endeksi %0.3'lük bir artış kaydedildiğini gösterdi. İtalya'da da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşerek olumsuz bir rakama işaret etti diyebiliriz. Bunun yanında öğle saatlerinde Euro Bölgesi için yayınlanan enflasyon rakamları, işsizlik oranı rakamları büyük bir merakla bekleniyordu. Bu rakamlar da piyasalarda etkili oldu diyebiliriz. Euro Bölgesi'nde öncü rakamlara göre Kasım ayında enflasyon oranı %0.3 olarak beklentiler paralelinde gerçekleşti ve bir yılı aşkın bir süreden daha fazla enflasyon oranı %1 seviyesinin altında kalmayı sürdürdü. Bu Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantı öncesinde enflasyona ilişkin olumsuz seyrin devam ettiğini gösterdi diyebiliriz. İşsizlik oranı ise %11.5 olarak Euro bölgesinde beklentiler ve önceki dönem paralelinde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Piyasalardaki fiyat değişimlerinden bahsedersek. Söz ettiğimiz gibi özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş piyasaların odak noktasındaki önemli gelişmelerden bir tanesi diyebiliriz. Özellikle petrol fiyatlarındaki değişimler diğer finansal araçların fiyatında da işlemlerin yön bulmasını sağlıyor diyebiliriz. <laughs> Son 4 yılın en düşük seviyesindeki fiyat değişimleri özellikle e, gerileyen petrol fiyatları para birimleri arasında ABD dolarının daha çekici bir alternatif e, para birimi olmasını sağlıyor ve dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin bu paralelde izlendiğini görüyoruz. Bunun da tabii ki yansımaları parite ve MT fiyatlarında izleniyor. Altında da aşağı yönlü hareketlerin görüldüğünü ifade edebiliriz. E, diğer taraftan. Petro fiyatlarının düşük kalmaya devam edeceği yönündeki düşünce özellikle Euro bölgesindeki enflasyonun da baskı altında kalmayı sürdüreceği düşüncesine zemin oluşturuyor, güçlendiriyor ve bu paralelde de Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu yükseltebilmek adına yeni adımlar atma konusunda e, mecbur kalacağı yönündeki düşünceleri destekliyor. Bu da Euro tarafında baskı oluşturan, aşağı yönlü hareketleri destekleyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Avrupa seansı içerisinde Euro-Dolar paritesinin yukarı yönlü hareketler görsek de genel çerçevede kıtanın ortak para biriminin baskı görmeye devam ettiğini ifade edebiliriz. Yan tarafında önemli kayıplar vardı dolar karşısında. Hafta boyunca değer kazanan Japonya'nın para birimi özellikle Japonya Merkez Bankası'nın son toplantısının tutanaklarının yayınlanmasıyla birlikte banka üyelerinin e, hızlı bir şekilde değer kaybeden yen konusunda endişeli olduklarının görül e, endişeli oldukları görülmüştü. Bu paralelde de yen de kazanımlar görmüştük. Fakat e, bu sabah açıklanan e, veri setine baktığımızda enflasyondaki gerilemenin devam ettiği görüldü. E, bu da tabii ki Japonya Merkez Bankası'nın yeni adımlar atacağı, para politikasını genişletmek zorunda kalacağı yönünde düşünceyi destekleyerek ülkenin para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu diyebiliriz. Endeksler tarafından emtiye fiyatlarına kadar para birimlerindeki fiyat değişimlerine kadar petroldeki e, bahsettiğimiz aşağı yönlü hareketler etkili oluyor. Özellikle petrol üreten ve petrol satışında emtiye satışı yapan e, ülkelerin emtiye ihracatı yapan ülkelerin para birimlerinde de kayıplar var. Kanada doları, Norveç kronu, Avustralya doları gibi para birimlerinde yine e, gerileyen petrol fiyatları ve emtiye fiyatları ile birlikte aşağı yönlü baskı oluşuyor diyebiliriz. Günün devamına baktığımızda ise Kanada'dan gelecek önemli rakamlar var. Büyüme oranı rakamını verisini göreceğiz Kanada'dan. Bir önceki dönem daraldığını görmüştük Kanada ekonomisinin fakat ülkenin Eylül ayında %0.4'lük bir büyüme kaydetmesinin beklendiğini görüyoruz. Bir önceki dönemde yani Ağustos dönemine ilişkin rakamı incelediğimizde madencilik, taş, ocak, taş ocakçılığı ve petrol ve gaz çıkarımının %1.7 gerilemesinin özellikle daralmadaki payının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Öne çıkan rakamın Kanada tarafından olduğunu söylemekte fayda var. Önümüzdeki hafta Kanada Merkez Bankası'nın para politikası beyanatı gelecek. Bunun öncesinde son zamanlarda petrol fiyatlarındaki düşüşle değer kaybeden Kanada dolarında önemli fiyat değişimleri izlenebilir. Genel çerçevede gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri neden sonuç ilişkilerini değerlendirdi değerlendirdiğimizde bu şekilde bir özet gerçekleştirebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. thank you